Herkese merhabalar. Diyalog Uzman Sohbetleri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz KOBİ'ler için büyüme stratejileri ve konuğum KPMG Türkiye Strateji Direktörü Ayşegül Eser. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. İzleyenlerimiz için kendinizi tanıtarak başlamak ister misiniz? Tabii, öyle başlayalım. Ayşegül Eser ben. Sizin de tanıttığınız gibi KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar Biriminde direktör olarak çalışıyorum. Benim yaklaşık 15 yıllık bir strateji ve yönetim danışmanlığı tecrübem var. Benim uzmanlık alanım aslında finansal verilerden ve müşteri ana verisinden satış, pazarlama, marka iletişim stratejilerinin yazılması aslında. Bu alanda büyüme stratejisi, operasyonel strateji, maliyetlerin etkin yönetimi, kurumsal dönüşüm ya da şirket evliliklerinde ticari değerleme gibi ana hizmet alanlarımız var. Çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Biz de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. O zaman hiç vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. Hadi bakalım. Peki, bahsettiğiniz şekilde doğru finans yönetimini yapan KOBİ'ler rakiplerine göre hangi avantajları elde ederler? Şimdi zaten bir şirketin sürdürülebilirliği için finansal istikrar en önemlisi. Aslında finansı zaten iyi yönetmek finansal istikrarı getirecek. Yani burada KOBİ'lere şunu söyleyebiliriz ya da yeni girişimcilere. Sonuçta Türkiye'de son yılın girişimlerinin %99'u KOBİ. Hani büyük ölçekli yatırımlar daha kurumsal firmalarda. Dolayısıyla orada şunu söyleyebiliriz. O finansal istikrar kazanılan paranın tekrar o KOBİ'ye, yani o şirkete yatırılması anlamına gelir. Şirketin değerini maksimize etmek için finansal istikrar çok önemli. Harcadım, kazandım, tekrar şirketime harcamalıyım. Çünkü şirketimin değerini maksimize etmek istiyorum. Bu bakış açısı çok önemli. Hani bunu KOBİ'lerde görüyoruz. Harcadım, kazandım, emekli oluyorum. Hani oraya harca, o şirkete harca. Şirketin değerini maksimize et. Yani kredini ödüyorsan gene şirketine harca. Gene borçlan, gene kredi çek. Yani finansal istikrar ilk sırada söyleyebiliriz. Özellikle de enflasyon olan bir ortamda. Kesinlikle. Ve Türk lirası. Kur farkından da. Dolayısıyla hani o kısım çok önemli. O korkutmamalı. Hani finansımı iyi yönetiyorum, ne kazanıyorum? Finansı iyi yönetince rekabet ekseninde inanılmaz bir avantajınız oluyor. Fiyatlandırmada, maliyetlerde. Dolayısıyla rekabet avantajında aslında biz müşterinin satın alma kararını şekillendiren fiyat esnekliğinde direkt finansımızı iyi yönettiğimiz için direkt bir avantaj elde etmiş oluyoruz. Ve burada tabii bu müşteriye daha uygun fiyatı sunmak demek müşteride olan güveni de arttırıyor. Dolayısıyla finansal istikrar, sürdürülebilirlik, müşteri memnuniyeti ve aslında kazandığımı tekrar yatırdığım için de büyüme olarak özetleyebiliriz. Peki, biraz da bulut teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Bulut teknolojisinin KOBİ'lere hem günümüzde hem gelecekte sağlayacağı ya da sağladığı faydalar nelerdir diye soracağım. Şimdi bulut teknolojisi bir kere zaten hani her ticari işletmenin dijitalleştiğini, artık dijital bir ikizinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani bugün sektör bağımsız bir firma kurduğumuzda ilk düşünmemiz gereken şeylerden bir tanesi, benim dijital ikizim nasıl olabilir? Hani bunu düşünmek çok önemli. Tabii bazı sektörlere uygulanabilir değil bu. Hani regülatif olan bazı sektörlere, ama dijital tarafı, alternatif kanalları düşünmek, tıpkı o en başta söylediğim küresel pazarlarda yatırımcı bulmak ve ihracat odağını alarak riski optimize etmek kadar önemli. Dolayısıyla bulut teknolojiler dediğimizde aslında bir kere İlk en önemlisi güvenlik. Yani veri tarafında güvenlik oldukça önemli. Zaten bu konuda ülkemiz gerçekten KVKK, ETK'da oldukça sıkı regülasyonlara sahip. Dolayısıyla veri güvenliği açısından gerçekten önemli. Bir diğeri, bir esneklik sağlıyor aslında bulut teknolojileri kullanıyor olmak. Yani eski usul sistemlerdense bulut teknolojilerin varlığı bize bir esneklik sağlıyor. Kurallarını kendi yazmamızı sağlıyor. Bir diğeri de aslında bu sürdürülebilir büyümede aslında geleceğin iş modeline hazırlık yapılmış oluyor. Kullandığımız altyapılar itibariyle. Bu neyi sağlıyor? Gerçekten çok hızlı değişen, dönüşen teknolojilerin aslında gelişim hızında
şirketimizi, faaliyet modeli ve kullandığı teknolojik altyapı itibariyle geleceğe hazırlamış oluruz. Bu arada işte eski usul geleneksel yatırımlar yapılırsa teknolojik altyapıya daha sonradan daha yüksek maliyetler çıkabilir. Ama bulut çözümler tercih edildiğinde ne olacaktır? Geleceğe daha güvenli hazırlanmış, şimdiden yapılan yatırımlar gelecekte de sürdürülebilir olacaktır. Evet, yani bugün bir teknolojiyi reddeden bir firma aslında gelecekte çıkacak olan birçok teknolojiyi en baştan reddetmiş oluyor. Aynen. Orada gerçekten hani teknoloji çözümlerinin seçiminde zaman ayırmak, alternatif tedarikçileri düşünmek ve şirketin, markanın büyüme potansiyelini düşünerek aslında o yatırım iştahını ölçeklemek gerekiyor. Yani gerçekten bir şirketi değerlediğimizde biz o hizmeti de veriyoruz. Kullanılan sistemler oldukça önemli oluyor. O da şirketin değerini belirliyor. Hani dedim ya, kazandınız mı? Tekrar şirketinize yatırın. Aslında bu çok önemli oluyor gerçekten. O da bileşik getiri yaratır zaten. Kesinlikle. Peki sizce KOBİ'ler için ERP burayı bir daha alacağım. Programı dedim. Peki. O zaman şu soruyu da sonlandırmak istiyorum. Sizce KOBİ'ler için ERP programı kullanmanın önemi nedir? Yani şimdi ERP programı, hani Türkçe açılımıyla kurumsal kaynak planlaması. Yani en başta konuştuğumuz, hani finansı yöneteceğiz, operasyonel maliyetlerimizi yöneteceğiz dedik. Zaten operasyonel maliyetler kurumsal kaynaklarımızdan doğuyor. Dolayısıyla kurumsal kaynakları optimize yönetmek, zaten onları doğru planlamak geliyor. Şöyle düşünebiliriz. Değer zincirinde firmamızı oturttuğumuzda, tedarikçilerimizden müşterilerimize, bunu başta da söylemiştim. Aslında kurumsal kaynak planlaması dediğimiz şey, tedarikçilerimizden tedarik ettiklerimizle müşterilerimize sunduğumuzu planlamak anlamına geliyor. Siparişten tahsilata, yani müşterim siparişi verdi. Bu çok mal grubu gibi duruyor ama bu bir hizmet için de geçerli. Ben danışmanım, benden teklif istedi, hizmet vereceğim ama siparişi geçti bana. Sonrasında kurumun içindeyim artık, onu üreteceğim, raporumu yazacağım. Tedarikçilerim, iş ortaklarım olabilir, Ar-Ge inovasyon ekibim olabilir, kalite ekibim olabilir, üretimim olabilir. Kurumsal destek fonksiyonlarım var, mali işlerim var, finansım var, BT var, İK var. Dolayısıyla içeride bir şeyler yapıyorum. Müşterime değer önermemi sunuyorum. Bu mal olabilir, hizmet olabilir. Sonrasında da faturamı kesiyorum. Siparişten tahsilata aslında ERP'de işletiyor olmak, kurumu kağıt üstünde izleyebiliyor olmak anlamına geliyor. Dolayısıyla ERP kullanılmalı. Tabii ki de bugün en büyük firmalarımızdan bahsettiğimizde orada çok ciddi ERP dönüşümleri yapılıyor. Küresel oyuncularla çalışılıyor. Küresel sistemler kullanılıyor. Ama tabii ki de KOBİ'ler için de bunun lokal çözümleri de olabilir. Kendi işletmemize göre de olabilir. Bu çözümleri kullanmak çok önemli aslında. Sayısal olarak organizasyonumuzu, ticari işletmemizi, KOBİ'mizi izliyor olmamız, ona göre de aksiyonlarımızı şirketi büyütmeye yönelik anlık olarak alıyor olmamız lazım. Peki. Son olarak hem Bulut hem ERP güzel bağladık. O zaman yani Bulut ERP kullanın diyebiliriz belki de. Evet. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Eklemek ederim. İstediğiniz bir şey var mıydı son olarak? Ben çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hani eklemek istediğim ekstradan bir şey yok. Biz KPMG Türkiye olarak aslında tüm bu alanlarda hizmet veriyoruz. Dolayısıyla detay sorularınız olması durumunda hani izleyicilere öyle bir mesaj verebiliriz. Sizin üzerinizden bizimle iletişime geçebilirler. Onlara yanıt vermeye çalışırız. Çok teşekkürler tekrardan. Biz de bugün birçok detayı aldık aslında sizden ama zorladık biraz. Yine de evet, gerçekten artık hizmet almayacaklar benden. Burada hepsini anlattım. Ya, alırlar yine diye düşünüyorum. Bence de. Katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. İzleyen herkese de teşekkür ediyorum. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Diyalog Uzman Sohbetleri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz KOBİ'ler için büyüme stratejileri ve konuğum KPMG Türkiye Strateji Direktörü Ayşegül Eser. Ayşegül Eser. Bu alanda büyüme stratejisi, operasyonel strateji, maliyetlerin etkin yönetimi, kurumsal dönüşüm ya da şirket evliliklerinde ticari değerleme gibi ana hizmet alanlarımız var. Çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Şimdi ilk soruyu komple bitirdim ki keselim diye.
kadın mı? Zayıf mıyım? Ya eski sevgililer görürsün.